Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri, bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Konuğumuz Salon Mek işletmecisi, güzellik uzmanı Sayın Gizem Uludoğan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Merhaba. Evet, öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Tabii. Adım Gizem Uludoğan. 91 doğumluyum. İki çocuk annesiyim. Çorlu'da yaşıyorum. Mesleğimi Çorlu'da icra ediyorum. Evet. Peki, yapmış olduğunuz işten memnun musunuz, mutlu musunuz? Evet, işimi severek icra ediyorum. Peki, bu işi yapmaya nasıl karar verdiniz? Şöyle, aslında bu işe sarayda halamın yanında başladım. Hı hı. Ortaokulda yaz dönemlerimi halamın yanında çalışarak, kuaförlük yaparak başlamıştım. Hı hı. Daha sonra okul bitirdikten sonra bu mesleği sevdiğimi anladım. Estetisyenlik kursları alarak kendimi daha da ileriye taşıdım ve Çorlu'da mesleğimi devam ettiriyorum. Evet. Peki, biraz salonunuzdan bahsedelim mi? Ne tür hizmetler vermektesiniz? Tabii salonumuz aslında şöyle, eşim ve kaynım ben birlikte çalışıyoruz. Çorlu'da büyük bir salonumuz var. Eşim ve kaynım kuaför kısmıyla ilgileniyor. Ben estetisyen, cilt bakımı, işte güzellik hakkında çalışmalar yapıyorum. İpek kirpik, kaş lifting, kirpik lifting, mikroblading, dudak renklendirme, bölgesel zayıflama, cilt bakımı, bu gibi güzelliğe dair birçok hizmet vermekteyiz. Evet. Ve malum bir sürecin içerisinden geçiyoruz. Korona ile birlikte çalışmış olduğunuz sektör nasıl etkilendi? Siz bu süreçte işinizle ilgili kişisel olarak neler yaptınız? Bildiğiniz üzere en çok etkilenen işletmeler arasındayız. Oldukça belli bir süre kapalı kaldık. Uzun bir süreydi bu bizim için. Müşterilerimizden de ayrı kaldık. İşler biraz aksadı. Bir de bunun maddi yönü var. O kısım bizi bayağı bir sarstı. Kapalı kaldığımız süreçte ne yaptık? İş yerimizi biraz yeniledik. Tadilat yapıldı. Mesleğimiz çok dışa dönük bir meslek olduğu için fazlasıyla teknolojiyi yakından takip etmemiz gerekiyor. Yeniliklere açık olmamız gerekiyor ki müşterilerimize daha kaliteli bir hizmet verebilelim. Bunun için hani yakın takipte bulundum. Bu şekilde değerlendirdim. Evet. Süreci bu şekilde geçirmeye devam ediyoruz diyorsunuz. Evet. Çünkü tamamlayamadık. Evet. İnşallah en yakın zamanda bu süreci tamamlarız. İnşallah. Peki, estetisyensiniz, güzellik uzmanısınız. Cilt bakımı nedir diye soralım mı? Tabii. Şöyle, cilt bakımı öncelikle yani kısacası cilde yapılan bakımların tümüdür. Hı hı. Bunlar nelerdir? İşte cilde biriken sebumların temizlenmesi, siyah noktaların, sivilcelerin arınmasıdır. Hı hı. Evet. Cilt bakımı ikiye ayrılıyor. Hı hı. Klasik cilt bakımı ve medikal cilt bakımı olarak. Klasik cilt bakımını biraz açıklayacak olursak, işte cildin yağ ve kir tabakasından arındırılmasıdır. Medikal cilt bakımı ise daha çok tedavi amaçlıdır. Leke tedavisi, kırışıklık tedavisi ve benzeri gibi tedaviler uygulanıyor medikal cilt bakımında. Peki cilt tipi nedir? Cilt tipi şöyle, cildin sahip olduğu özelliklere göre sınıflandırılmasına cilt tipi diyoruz aslında. Hı hı. Cilt tipi bilindiği üzere beşe ayrılıyor aslında. Kuru ciltler, yağlı ciltler, karma ciltler ve hassas ciltler olmak üzere. Özelliklerini sıralayacak olursak, kuru cilt, cildin fazla yağ üretememesidir. Yani yağlı yapıya sahip değildir. Yağlı cilt ise bunun tam tersi, cildin fazlasıyla sebum üretmesidir. Bu sebumun üretilmesi de cildi aslında korunma amaçlıdır. Yağlı ciltler lekeye açık bir cilt tipidir.
Bu yüzden güneşten çabuk etkilenebilirler. Karma ciltler ise T bölgesi yağlı olup U bölgesinin kuru olmasıdır. Normal ciltler ise hani cildin normal rutini, sadece nemlendirmeye ihtiyaç duyulur. Peki cilt tipini belirleyen kriterler nelerdir? Cilt tipini belirleyen kriterler cildin sahip olduğu özelliklerdir. İşte yağlı olması, kuru olması, hassas olması ve benzeri gibi unsurlar. Mevsimlere cilt bakımımızı, mevsimler cilt bakımımızı nasıl etkiler? Tabii şöyle ki aslında kendi her cildin kendine özel belli bir rutin olarak cilt bakımı vardır. Yapması gereken, uygulanması gereken. Bunlar nasıl mevsimler değiştikçe bizim kıyafetlerimiz de değişiyorsa ki cildimize uyguladığımız bakımların da değişmesi gerekiyor. Bizi yansıttığı için onu özenle korumalıyız. Mevsimlere göre nasıl etkileniyor? Kışın ve soğuk havalarda cildimiz daha çok fazlasıyla kurur. Bunun için cildi daha çok nemlendirmeye ihtiyaç duyarız. Bunlar işte kuru cilt, yağlı cilt, hassas cilt olmak üzere farklı farklı nemlendiriciler kullanmayız. Her cilt tipine göre farklı nemlendiriciler tercih edilmelidir. Bakımların hepsinin farklı olur. Çünkü hepsinin sebumu farklı orandadır. Her cilt tipi mutlak suretle yaz ve kış güneş kremi kullanılmalıdır. Çünkü güneşin cildimizde etkileri çok fazladır. Bildiğiniz üzere güneş ışınları cildimize doğrudan geldiği için erken yaşlanmasına sebebiyet verir. Bu yüzden güneş kreminin cildimiz için önemi büyüktür. Rutin olarak cilt bakımımızı yapmalıyız. Cildimize uygun cilt bakım ürünleri tercih etmemiz gerekiyor. Bunlar nelerdir? İşte kuru ciltlere daha fazla nem oranı yüksek kremler tercih etmeliyiz. Yağlı ciltlere daha çok su bazlı tercih etmeliyiz. Hassas ciltler özellikle her mevsim çok fazla etkilenir. Klima, sıcak, soğuk bu sebebiyetle daha çok kızarık olurlar ve bununla hassas ciltlerin daha dikkat etmesi gerekiyor hassas cilde sahip olanlar. Uyku, düzenli beslenme, bol su cildimizi her mevsim geçişinde korur. Bunlar değil mi? Evet. Mevsimlere göre cildimiz etkilendiğinde bu etkileri en aza indirmek için yapmamız gerekenler. Peki bu işi yapmak isteyenlere tavsiyeleriniz neler olacak? Evet, öncelikle bu işi severek yapılması gereken bir meslek dalı. Çünkü birebir insanlarla temas halindeyiz ve bize güvenerek ciltlerine emanet ediyorlar istekleri doğrultusunda. İlk sabır, teknolojiyi yakından takip ve güler yüz. Evet. Peki çalışmış olduğunuz iş yerinizden ve ortamınızdan biraz bahseder misiniz bize? Tabii. Şöyle, az önce de söylediğim gibi aile ortamımız var aslında. Bu yüzden samimi bir ortam. Samimi bir ortam olduğu için çalışanlarımızla, müşterilerimizle sıcak bir ortam içindeyiz. Memnun ayrılıyorlar. Salonumuz oldukça büyük ve farklı farklı hizmetler veriliyor. Az önce de bahsettiğim gibi kuaförlük ve cilt bakımı, ipek kirpik vesaire, bölgesel zayıflama gibi birçok hizmet veriliyor. Evet. Peki salonunuz hangi saatler arasında hizmet vermekte? Salon sabah saat 9, akşam 8. Tabii pandemi dolayısıyla maalesef evet. Hep randevulu saat çalışılıyor değil evet mi? Randevulu çalışıyor. Zaten mesleğim gereği işlemler
normalde de aslında randevulu çalışılıyordu. Yani bu pandeminin getirdiği bir şey değildi bize aslında. Aynı şekilde hijyen kuralları da öyle. Birebir yakın temasımız olduğu için insanlarla zaten gereken hijyenimiz vardı. Fakat bu süreç bizim karşı tarafa, müşterilerimize de aynı şekilde yansıdığı için tabii ki daha mutlu ve mutlu olduk, bilinçlendik diyebiliriz. Çok teşekkür ediyoruz katılımınız için ve vermiş olduğunuz bilgiler için salonunuza dair, hizmetlerinize dair. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz programımıza. Rica ederim, ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet sevgili İşkolik izleyicileri, Salon Mek işletmecisi, güzellik uzmanı, estetisyen Sayın Gizem Uludoğan konuğumuz oldu. Hoşçakalın.